لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Geçen hafta da okuduğumuz bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İnanan ve iyi işler yapanlara müjde ver. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İçinden ırmaklar akan cennetler onlar içindir. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا. Orada herhangi bir üründen her tattıkları zaman قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Bu bizim daha önce yediklerimizdendir diyecekler. وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا. Kendilerine onlara benzer şeyler verilecektir. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ. Orada onlar için tertemiz hale getirilmiş eşler verilecek. وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar orada hiç bozulmadan kalacaklardır. Yani yaşlanmak yok, hastalanmak yok ve bozulmak yok. O şekilde kalacaklardır. Şimdi geçen hafta eksik bıraktığımız bazı hususları bu hafta tamamlamaya çalışacağız. Gerçi mahşer, cennet, cehennem, hatta kabir, kabirden önceki olaylar Kur'an-ı Kerim'de genişçe anlatılıyor. Bunlarla ilgili o kadar çok ayet var ki bu ayetlerin tamamını bir araya getirerek üzerinde uzun uzun kafa yormak ve onları bir mozaik gibi birleştirmek gerekiyor. Henüz onu başarmış değiliz. Daha önce de söylediğim gibi Enes Hoca ile Ali Rıza Demircan Hoca bu konuda çalışıyorlar. Haftada bir kere kendilerini dinliyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları tamamladığımız zaman öyle inanıyorum ki bu ayetler ışığında cennetin ve cehennemin belgeseli yapılabilir. Çünkü Allah-u Teala çok geniş bilgi veriyor. Hem cennet hem cehennem, hem mahşer hem de ondan önceki olaylarla ilgili olarak. Zaten bilgilerin çok geniş olması sebebiyle onları bir araya getirip tam olarak kavramak epey bir zaman alacak gibi gözüküyor. Şimdi burada evet, elimdeki mealde içinden ırmaklar akan cennetler diye mana verilmiş ki doğru mana verilmiş.
Birçok yerde altından ırmaklar akan cennetler diye mana verilir. Altından ırmaklar akan deyince tabii bir Türk için bu anlaşılabilir bir şey değil. Ben çocukken bunu duyduğum zaman hayal etmeye çalışırdım. Cennetlerin altından nasıl ırmaklar akıyor? Acaba böyle şeffaf bir şey mi? Cam gibi bir şey mi o üzeri? Cam gibi olsa ağaçlar bitmez. Yoksa köprüler gibi mi olacak falan bir türlü zihnime yerleştiremezdim. Sonra baktım ki Arapçadaki cennet kelimesiyle Türkçedeki bahçe kelimesi aynı anlamda kullanılsa da aralarında ciddi anlam farkı var. Arapçadaki cennet toprak üzerindeki bitki örtüsüne verilen ad. Cennet kelimesi zaten örtme manasına geliyor. Mesela kalkana da cünne deniyor. İnsanı örtüp koruduğu için. Aklı örtülmüş olan kişilere de mecnun deniyor. İşte cin, yani cinnet getirmiş. Yani aklını kullanamıyor. Gözükmeyen varlıklara da cin deniyor. Aramızda bir görmeye engel olduğu için. Dolayısıyla cennet toprağa verilen ad değil. Yani biz bahçe dediğimiz zaman, altından ırmaklar akan bahçe dediğimiz zaman toprağın altı anlaşılır. Halbuki Araplarda toprağın altının anlaşılması mümkün değil. Toprağın üstünden akıyor ama oradaki bitki örtüsünün altından akıyor. Zaten su öyle akar. Su toprağı yalayarak gider. Türkçe'de doğru anlaşılabilmesi için verilmesi gereken mana içinden ırmaklar akan bahçeler, cennetler şeklinde olmalıdır. Kullema ruziku minha min thamaratin rizkan kalu hadellezi ruzikna min kablu. Şimdi cennet öyle bir yer ki orada her çeşit rızık var. Sonsuza kadar işte insanlar yiyecek içecekler. Ya insan işte bir müddet sonra bıkar değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Niye mümkün değil? Her yiyeceklerini yedikleri zaman ha bu daha önce yediğimiz diyecekler. Diyelim ki bundan 1 milyon sene sonra yani cennette 1 milyonuncu senede yiyeceklerini yiyorlar. Ha bunu dün de yemiştik. Ya da daha önce yemiştik. İşte bir ay önce yemiştik, bir sene önce yemiştik diyebilirler ama o yedikleri yiyecekten değil. Onlara benzer fakat onlar değildir. Hep yeni yiyecekler. Lezzetleri yeni, lezzetleri farklı, lezzetleri daha güzel. Onun için inna estağuz billah yani Yasin suresinde inna ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihun. Cennetlikler bugün meşguliyetler içerisinde olacaklar. Hani şimdi dersiniz ki ya iş yok, yük yok, biraz sonra canım sıkılır. Hayır öyle bir şey yok. Meşguliyetler içinde olacaklar. Ama öyle meşguliyetler ki hoşlarına giden, onları mutlu eden meşguliyettir. İşte her bir yiyeceği yedikleri zaman ha bunu daha önce yemiştik diyecekler ama o değil. Dolayısıyla zevkler sürekli yenileniyor. Tadı da farklı, lezzeti de farklı olacaktır. Şimdi cennet yiyecekleri ile ilgili Ali Rıza Demircan Hoca'nın cennet diye bir çalışması var. Oradan Yahya ilgili ayetlerin meallerini okuyacak. Onu dinleyelim, ondan sonra diğer konulara geçelim. Cennet yiyeceklerin, meyvelerin ve içeceklerin.
Yerlerinizden takip edebilirsiniz. Vakıa suresinin 17 ile 21. ayetleri. Ebediliğe 56. sure. Ebediliğe erdirilmiş gençler olan Vildan ve seleflerindeki inciler benzeri huniler, cennetliklerin etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleriyle dönüp durarak servis yaparlar. Aynı surenin 27. ayetinden itibaren okuyorum. Ashab-ül Yemin. Kimlerdir Ashab-ül Yemin? Onlar dikensiz kiraz ağaçlarının, meyveleri küme küme dizili muz ağaçlarının, uzamış gölgelerin, çağlayan suların, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyvenin bulunduğu cennetlerde ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaktır. Rahman suresinin 52 ve 68-69. ayetleri. Rabbinin azabına uğramaktan korkanlara verilecek iki cennette her türlü meyveden çift çift olacaktır. Diğer iki cennette de meyve, hurma ve nar olacaktır. O halde siz ikiniz, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Mürselat suresinin 41 ve 42. ayetleri. Muttakiler gölgelikler içinde ve pınarların başındadır. Canlarının çektiği meyveler de yanlarındadır. Tur suresinin 22. ayeti. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol vereceğiz. Cennetin içeceklerinden birkaç ayet. Mutaffifin suresinin 22 ila 28. ayetleri. Güzel kullar nimetler içindedirler. Tahtları üzerinde bakar dururlar. Yüzlerinde nimetlerin parıltılarını izlersin. Onlara bitimi misk kokan mühürlenmiş saf bir içkiden içilecektir. Onun karışımı tesliğinden seçkin bir kaynaktandır. Ondan Allah'a yakınlaştırılmış mukarreb kişiler içecektir. İnsan suresi 17 ve 18. ayetler. Hayırlar işlemiş müminler, cennette karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan doldurulmuş kadehlerden içirileceklerdir. Öyle mi? Tamam. Evet, tabii cennette çok sayıda şeyler var. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Geçen hafta işte insanların üç grup olduğunu, aslında iki grup olduğunu, cennete gidecek olanlar ve cehenneme gidecek olanlar şeklinde görmüştük. Meryem suresinin ayetlerini bir daha hatırlayalım. Geçen hafta okumuştuk biliyorsunuz. 309. sayfa. ...66. ayetten itibaren okuyalım. Estağfirullah. Ve yekulul insanu e izâ mâ mittu lesevfe uhrecu hayye. O insan şöyle der. Öldüğüm zaman gerçekten tekrar diriltilerek topraktan mı çıkarılacağım? Yani kaldırılacak mıyım kabrimden? Evvela yedkurul insan. Bu insan bilmiyor mu? Bunun bir bilgisi yok mu? Enna halaknahu min kablu. Bundan önce onu yarattık. Ve lem yeku şey'a. Hiçbir varlığı yoktu. Hiçbir varlığı yokken yarattık. Mesela bundan 100 sene önce hangimizin herhangi bir varlığından bahsedilebilirdi? Hiçbir varlığı yokken onu yarattığımızı bilmiyor mu? Onun zihninde böyle bir bilgi yok mu? Fe ve rabbik,
Rabbine yemin olsun, lenahşurannehum, bu insanları toplayacağız. Ve şeyatin ve şeytanları. Sümme lenuhdirannehum havle cehenneme cithiyya. Sonra onları alevli ateşin çevresinde diz çökmüş bir şekilde hazır bulunduracağız. Oraya getireceğiz. Gelecekler ayakta duracak halleri olmadığı için orada çöküp kalacaklar şaşkınlıktan ve yani dizlerinin bağı çözülecek ve çöküp kalacaklar. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّ. Sonra onlardan her bir gruptan seçeceğiz, ayıklayacağız. Rahman'a karşı hangisi daha fazla baş kaldırmışsa onları ayıklayacağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ. Sonra zaten biz onlardan hangisinin cehennemde kızarmayı daha çok hak ettiğini elbette biliyoruz. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Sizin hepiniz mutlaka oraya gideceksiniz. Kâne alâ, yani o cehennemin içerisine girip o ateşin etrafında diz çökeceksiniz. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyye, bu senin Rabbine, Rabbinin kesin olarak karara bağlamış olduğu şeydir. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra müttekileri kurtaracağız. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. O zalimleri de orada diz çökmüş bir şekilde terk edeceğiz. Onlar orada sürekli hazır olacaklardır. Şimdi demek ki burada bir cehenneme gidecek olan bir grup var. Cehenneme orada kalacak. Bir grup da gidip çıkacak ve cennete gidecek. Çünkü onları oradan kurtaracağız diyor müttakileri. Ve o zalimleri cehennemde diz çökmüş şekilde bırakacağız. Yani ayağa kalkmaya mecalleri olmayacak. Ya da artık bütün iddialarını kaybetmiş vaziyette. Mecaz manası verecek olursak o olur. Şimdi Allah-u Teala Vaka suresinde, az önce Yahya'nın birçok ayet-i kerimeyi okuduğu surede 533. sayfa insanları üç gruba ayırıyor. Burada diyor ki 7. ayet. Ve kuntum ezvacen thalate. Siz 3 grup idiniz. 3 grupsunuz yani insanlar, siz 3 grupsunuz. Fe ashabul meymene ma ashabul meymene. Uğurlu kişiler. Ne iyi kişiler onlar. Ve ashabul meş'eme ma ashabul meş'eme, uğursuz olanlar. Peki ne uğursuzdur onlar? Ve sabikun es-sabikun, bir de hep önde gidenler. Ulaikel mukarrabun, bu hep önde gidenlerdir. Allah'ın rahmetine yaklaştırılmış olanlar. Şimdi geçen hafta da okumuştuk ayet-i kerimelerde. Estağfirullah, innellezine sebeqat lehum minnel husna, hangi şeydi? Ha, 21. surede innellezine 329. sayfa innellezine sebeqat lehum minnel husna ulaike anha mub'adun. Evet, burada 101. yani bu 329. sayfanın son ayeti. Daha önce kendileri için husna
geçmiş olanlar, yani hüsna sözü verilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Yani hepiniz oraya gideceksiniz diyor ama bunun istisnası var. Es-sabikun es-sabikun denen grup ki işte bir grup geçmişlerden, az bir kısmı da sonrakilerden diyor zaten Vakıa suresinde Allahü Teala. Thulletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin diye Vakıa suresinde bildiriyor. Geçmişlerden bir grup, sonradan gelenlerden az kimseler. Sabikun grubuna girenler olacak. Yani önde git. Burada da diyor ki innellezine sebekat lehum minnel husne. Belki buradaki sebeka ile sabik arasında da bir ilgi kurulabilir. İnnellezine sebekat lehum minnel husne ulaike anha mub'adun. O kıyamet günü bu dünyadayken kendileri için el husna sözü verilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Yani bunlar cehenneme hiç girmeyecekler. La yesme'une hasiseha, cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Uğultusunu bile duymayacaklar. Ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn, onlar canlarının çektiği güzel şeyler içerisinde hiç bozulmadan sürekli kalacaklar. Onlar doğru cennete, hiç cehenneme uğramak yok. La yahzunuhumul feza'ul ekbar, o büyük dehşet, o büyük çığlık onları üzmeyecektir. Yani hiç duymayacaklar ki. Ve tetelakkahumul melaike, melekler onları karşılayacak. Hâzâ yevmukumul lezî kuntum tu'adun, bu size verilmiş olan gündür, sizin günün, bugün sizin gününüzdür. Size böyle bir vaatte bulunmuştu, bulunulmuştu, dünyada bunu hak ettiniz. Şimdi bu kendilerine husna sözü verilenleri de geçen hafta yine okumuştuk. Şimdi kısaca bir özetlemiş oluyorum. Çünkü bu konu oldukça yeni bir konu. Zihinlerde kalsın diye. O da 526. sayfada 31 ve 32. ayetler, Necim suresi. 53. sure. Diyor ki Allahü Teala burada وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, göklerde ne var, yerde ne varsa Allah içindir. لِيَزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا, kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını versin. وَيَزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, güzel davrananlara da daha güzelini versin. İşte el-husna bu. Demek ki bu dünyada güzel davranırsak daha güzelini ahirette bulacağız. Hiç cehenneme uğramadan doğru cennete. Peki bu güzel davrananlar kimler? اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, bunlar günahın büyüklerinden kaçınanlardır. İşte adam öldürmek, zina, faizcilik, ne bileyim işte sihir, anaya babaya isyan gibi. Tabi bu günahlarından işlemiş de tevbe etmiş olanlar da husna grubuna girerler. Yani vazgeçmiş, bir daha da işlememeye karar vermiş. İşte bunlar büyük günahları işlememiş olanlar, fuhşa girmemiş olanlar, onun dışındaki günahlar olabilir ama büyük günahları işlememiş olanlar, fuhuş yapmamış olanlar, yapmışsa da tevbe etmiş olanlar, kendilerini ıslah etmiş olanlar, o gün cehennemden uzak kalacaklar, hiç oraya girmeyecekler, doğru cennete gideceklerdir. Şimdi bir kısım insanların cehenneme gideceği, Kur'an-ı Kerim'de zaten Allahü Teala tarafından bize bildiriliyor. Mesela buna örnek olarak 25. surenin son sayfasını açın. Orada bir görelim onu da kısaca. Furkan suresi 365. sayfa. Müminlerin vasıflarını anlatırken 68. ayette diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ لَا يَدُعَنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَنْ اَخَرٍ,
Allah'la birlikte bir başka ilahı çağırmazlar. Yani Allah'la beraber bir başka tanrıdan da yardım istemezler. Ve la yaktulûne nefselleti harramallah, Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmezler. Ve la yeznûn, zina etmezler. Ve men yef'al zâlike yelka ethâme. Evet, kim bunu yaparsa isimle karşılaşır. Yani hayırlardan uzaklaştırılır, şerlere yaklaştırılır. يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onun azabı katlanır. وَيَخْلُتْ ف۪يهِ O azabın içerisinde bozulmadan sürekli kalır. Mühane, alçaltılmış bir şekilde kalır. Şimdi burada şirk, adam öldürmek, zina. Tabi başka ayetlerde de başka şeyler var. İşte riba var, anaya babaya isyan var, değişik şeyler var. Şimdi ama tevbe ederse ayrı. Demek ki tevbe etmeden ölmüşse cezası ebedi cehennem olan insanlar var. Bunların içerisinde affedilmeyecek olan tek suç şirktir. Mesela burada birincisi, ama diğerleri affedilmeyecek suçlardan değildir. İşte bunlardan da Fatır suresinde Allahü Teala, yine geçen haftayı çok hızlı bir şekilde hatırlamış olalım. Kaçın sayfaydı Fatır? Bak. 40. sure miydi? 35. Geçen hafta okuduğumuz ayetler. Son. Fatır'da değil mi ki şeyler o? Ve men salaha min âbâihim ve zürriyâtihim, var değil mi? Tur, ha Fatır değil, Tur suresi, doğru bakıyorum ki. Ve Tur ve Kitab-ı Mestur, tamam. Sayfayı açın, 523. Burada diyor ki Allahü Teala, şimdi bu doğrudan doğruya cennete gidenler, şimdi bu insanlar, bir de cehenneme gidenler var. Cehenneme gidenlerden zaten müşrik olmuş, kafir olmuş olanların orada çıkma şansları yok. Ama burada 21. ayette diyor ki Allahü Teala, 523. sayfa, Tur suresi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ İnananlar, bir de imanla kendilerine tabi olmuş soyları. Hiç cehenneme uğramadan cennete gidenler var ya, اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onlara kendi soylarından gelenleri katarız. Bir başka ayette işlerini de katarız diye belirtiliyor. Demek ki işte şefaat bu, yani oradaki doğrudan doğruya cennete gidenler müşrik olmayan akrabalarını kendi yanlarına alıyorlar. Bunların hepsi büyük günah işlemiş olmaları gerekiyor değil mi? Yani Necim suresinin 31. ayet-i kerimesine göre büyük günahlardan kaçınanlar, fuhuştan kaçınanlar zaten doğrudan cennete giriyorlar. Bunların bir şefaate ihtiyaçları yok ki. Dosdoğru cennete gidiyorlar. Yani bir başkasının yanına gitmelerine gerek yok. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi vardır. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir diye. İşte o büyük günahlar işleyenler cennette olduğu için. Sadece Peygamberimizin şefaati değil, herkes. Yani Allahü Teala oradan, bu Allah'ın koyduğu bir kanun, bu insanlar kurtarmıyor onları. Allah o kanuna göre oradan alıyor, bu kişilerin yanına koyuyor.
Yani elhak ilhak etmek, yani katmak manasına. Elhakna bihim zürriyetehum, soylarını, işte çoluğu, çocuğu, torunu, eşi, dostu, anne baba da başka ayetlerde var. Eş de var. Onlara katmışız, katarız diyor. Ama وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Şimdi onlar buraya geldi diye bunun bir bedel de ödemiyor bu cennetteki kişiler. Bunların amellerinden herhangi bir şeyi de eksiltmeyiz diyor Allah-u Teala. كُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَه۪ينَ. Herkes yaptığına karşı rehin alınmıştır. Şimdi Vaka suresinde, yani 56. sure, 533. sayfa. İnsanlar üç gruba ayrılıyor ya. Üç gruba. İşte birisi ashab-ı yemin, birisi ashab-ı şimal, birisi de es-sabikun es-sabikun. Bu es-sabikun es-sabikun ashab-ı yeminin bir bölümü. Yani defterleri sağlam verilenler demek iki gruba ayrılıyor. Bunlar mümin ama günah işlemiş olabiliyor. Yani büyük günah işlemiş olabiliyor. İkincisi de mümin büyük günah işlememiş oluyor. Büyük günah işlememişse zaten doğru cennete. Hiç sağa sola uğramadan. Onlar es-sabikun grubunda. Yani işleyip de tevbe etmiş olanlar da Furkan suresinin son sayfasındaki ayete göre öyle. Şimdi bu es-sabikun grubu az olduğu için bunların sayısı az. Yani genelde hep iki grup gibi ifade ediliyor. Şimdi burada ashab-ı yemin kim? Allah-u Teala kime ashab-ı yemin diyor? Asıl mesele o yani. Kim ashab-ı yemin? Bunun tarifi ne? Tanımı ne? Onun için de 594. sayfayı açalım. Beled suresinde Allah-u Teala onu tarif ediyor. İnsanları şey yapıyor. Elem nec'al lehu ayneyn. İnsana iki göz vermedik. Ve lisanen ve şefeteyn. Bir dil ve iki de dudak verdik. Ve hedeynâhun necideyn. Apaçık iki yolu gösterdik ona. Apaçık iki yol. Ne demek ya? Necd apaçık yani es-sebilul vadihul murtefi' manasına geliyor. Apaçık ortada iki tane yol. Yani hak yol da açık, batıl da açık. İnsan yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu kendisi bilir. Yanlış yaparsa zaten vicdanı rahatsız olur. Bir müddet sonra alışkanlık kazanır, o ayrı bir şey. Bütün günahlar alışkanlık yapar. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Sonra insan onu günah görmemeye başlarsa o çok işini çok kötü hale getirir. Ama herkes bilir yani. Kendisinin ne mal olduğunu bilir. Ve hedeynâhun necdeyn, onu apaçık iki yola yönlendirdik. Hangisinden gidiyorsan git. Sana kalmış. Felak tahammül akabe, ama o sarp yokuşa tahammül edemedi. Hani hayrın önü yokuştur denir ya, işte bu ayet-i kerime onu gösteriyor. Ve ma edrake mel akabe, sarp yokuş nedir? Sana bunu kim söyledi? Fekkur akabe, bu boynu bükük bir insanı kurtarmaktır. Adamın o boynunu sıkıntıdan kurtarmaktır. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe, ya da açlık gününde birisini doyurmaktır. Yetimen zâ makrabe, akrabadan bir yetimi, ev miskinen zâ metrabe, ya da toza toprağa belenmiş bir çaresizi kurtarmaktır. Tüm mekâne minellezîne âmenû, sonra müminlerden olmak ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame,
birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmektir. Ulaike ashabul meymene. İşte ashab-ı meymene bunlardır. Demek ki ashab-ı meymene Allah için fedakarlıkta bulunabilen insanlardır. Peki bunlardan şimdi buraya kadar problem yok. Şimdi okuyacağım ayet-i kerimelerin delaleti konusunda Enes Hoca ile Yahya'nın muhalefet şerhleri var. Onu baştan söyleyeyim. Ondan sonra okuyayım. Saffat suresinden ...446. sayfa. Evet. Şimdi bu cehennemlikleri... ...Allah-u Teala anlatıyor... Bu şeyden daha yukarıdan başlamak lazım. Şu hızlı bir şekilde okuyalım da bir önceki sayfanın 22. ayetinden diyor ki Allahü Teala burada "Uhşurul lezîne zalemû" yanlış yapanları toplayın. "Ve ezvâcehum" eşlerini de "ve mâ kânû ya'budûn" bu ezvâcehum da bu eş kelimesi yanlış da demin şeyde Vaka suresinde Ezvacun Selateh buyuruyor ya, onların eşi dostu diyoruz ya Türkçe'de, eşi dostunu da çağırın. Yani birlikte iş yaptıkları, birlikte günah işledikleri kimseler. Yol arkadaşlar. Öyle mi çevirmiş? Yol arkadaşlar. Burada öyle zaten burada da öyle çevirmişmiş. Aynı yoldaki arkadaşlarını da çağır. Yoldaşlarını. Değil mi? Yoldaşlarını da çağır. Ve mâ kânû ya'budûn. Çünkü bir kadın kafir, erkek Müslüman olabilir. Buradaki eş o manada değil yani. Yoldaşlarını da çağır. Ya da erkek, ya da tam tersi de olabilir. Ve mâ kânû ya'budûn. Kulluk ettiklerini. Min dunillah, Allah'la kendi aralarına koyarak kulluk ettiklerini de toplayın. Fehtuhu bila sıratil cahim, onları cehennem yoluna yönlendirin. Ve kifuhum, durdurun onları, innehum mesulun, onlara bir soru sorulacak. Durun, size bir soru sorulacak. Malekum la tenasarun. Hani siz dünyada birbirinize yardımcı oluyordunuz, destek oluyordunuz. Şimdi niye birbirinize yardım etmiyorsunuz? Belhumul yevme müstesimun. Aslında onlar bugün sütü dökmüş kediler gibi. Öyle son derece saygılı bir vaziyette duruyorlar. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Birbirlerine dönmüşler. Suçlu arıyorlar. Herkes diğerini suçluyor. Birbirlerine soruyorlar. Galu innekum kuntum te'tunena anil yemin. Birbirlerine diyorlar. Siz bize böyle sureti haktan geldirdiniz. Değil mi? Galu bellem tekunu mu'minin. Onlar diyecekler ki hayır. Siz inanmıyordunuz ki. Ve mâ kâne lene aleykum min sultan. Bizim sizin üzerinize bir yetkimiz yoktu ki. Biz sizi zorla ne mümin yapabilirdik ne de kafir. Çünkü iman küfür kalpteki bir iştir. Bel kuntum kavmen tâgîn. Siz azgınlık yapan bir topluluktunuz. Yani siz kendiniz azgındınız. Niye bize suç buluyorsunuz ki? فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا Rabbimizin sözü bizim için hak oldu. Yani biz bu cezayı hak ettik. اِنَّا لَذَائِقُونَ
Bu cezayı tadacağız. Başka çaresi yok. فَاَغْبَيْنَاكُمْ Evet, sizi yoldan çıkardık ama اِنَّا كُنَّا غَابِينَ Biz de zaten yoldan çıkmıştık. فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Onlar bugün o azapta ortak olacaklardır. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَفَعْلُوا بِالْمُجْدِمِينَ İşte günahkarlara biz böyle davranırız. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara Allah'tan başka ilah yok dendiği zaman böyle dudak büker, şey yaparlar. Yani mutlaka yani Allah'tan başka ilah yok demek şu. Allah'tan başka kayıtsız şartsız emri tutulacak biri yoktur. Allah'ın dışındaki her şey sorgulanır, doğruysa tutulur, değilse değil. Allah'ın emirleri kayıtsız şartsız tutulur dendiği zaman ya geç orayı falan der. Ve yekulune eynâ letârikü âlihetinâ li şairin mecnun. Yani böyle cinlerin etkisi altında kalmış bir şair için biz tanrılarımızı terk edeceğiz diye derler. Bel câe bil hakkı ve saddakal murselin. Aslında o gerçeği getirmişti. Yani tümüyle gerçekle örtüşen şeyi getirmişti. Onların kendi zihinlerine tamamen uyuyor. Gerçeklere uyuyor. Doğru olduğunu kavramış vaziyetlerdi. Zaten önceki peygamberler de tasdik ediyor. İnnekum lezaikul azabil elim. Siz o acıklı azabı mutlaka tadacaksınız. Ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melun. Siz sadece yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. İlla ibadallahil muhlasin. Ama Allah'ın kurtarılmış kulları hariç. Kurtarılmış kul derken ne aklınıza geldi şimdi az önce anlattıklarıma göre? Efendim? Cehennemden çıkarılanlar. Değil mi? Affedilenler. Mesela bakıyorsunuz ki hakikaten ebedi cehennem. Mesela ayet-i kerimede diyor ki فَمَنْ عَادَ Yani bu kim faizciliğe tekrar dönerse اُلَٰئِكَ اَصْحَابٌ نَارِ Onlar cehennemliktirler. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Cehennemde sürekli kalacaklardır. İşte az önce okuduğum diğer ayetlerde de öyle. Birçok ayette var bu tip şeyler. Cezası o. Ama affedilecek olanlar var, çıkarılacak olanlar var. Onun için Allahü Teala ayet-i kerimede diyor ki: "Estağfirullah innallaha la yaghfiru en yushrake bihi." Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani kim ki Allah'ı ikinci plana atar, başka şeyleri birinci plana alır, Allah'ı ikinci plana atarsa Allah onları bağışlamaz. Ama yaptığı yanlışı kabul eder, günahını kabul ederse, büyük günah işlemiş olsa bile günahını kabul ediyor. Cenab-ı Hakk'ı birinci planda. Yani Allah ne demişse o. Günah, Allah'ın günah dediği günahtır. Canım bunun nesi günah dediğin zaman müşrik şeytan gibi olursun. Tamam günah yanlış ama işte yaptım Allah affeylesin diyebilen insanlar bağışlanmayacak grupta değil. Onun için Allah la yağfuren yüşreke bihi Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bu ne demektir? Ortak koşan kişi bu dünyada tevbe etse o da bağışlanır. Hatta Furkan suresinin son sayfasındaki ayetlerde ortak koşan kişi tevbe ettiği zaman onun müşriklikte geçen günahları bile sevaba çevriliyor. Bu derecede bir ikram da bulunuluyor. Yani Allah ikramiye de veriyor bu tip insanlara. Diğer büyük günah işleyenler için de öyle. İşledikleri günahlar sevaba da çevriliyor. Ama bu tevbe etmeden ölenlerle alakalı. Tevbe etmeden müşrik olarak ölmüşse bu da tevbe ediyor öldükten sonra ama artık geç. Çünkü bütün ölenler tevbe ediyor. Ya Rabbi işte bizi dünyaya çevir de tekrar şunu yapalım bir daha bundan yapmayalım diyorlar ama geç. Peki diğer günahlar ve yagfiru madune zalike limen yeşa kendi kuralına uyanı bağışlar. İşte o kurallarını da Allahü Teala bu ayetlerde belirtiyor.
Bu ayetler o kurallarını koyuyor. Diyor ki bunlar, bu cehennemliklere verilen ceza sadece yaptıklarının karşılığıdır. Hangi suçu işlemişlerse onu bulacak. Ama sadece kurtarılanlar, yani müşrik olmayanlar, bak buraya kadar anlatılanlar tamamen müşrik olan insanlar, kafir olan insanlar. Kurtarılanlar yaptıklarının cezasını çekmeyecekler demektir. Evet, cezası ebedi cehennemde kalmak ama kurtarılmış oluyor. Bir yakını işte cennette olmuş oluyor. Zaten bir yakını cennette olmayan kimse yok yani. En azından Adem Aleyhisselam'ın çocuğusun. Yani. Neyse, onu yazılı olarak sorarsın. Buradan şimdi canlı yayın olduğu için, mikrofon da olmadığı için o şey zor oluyor. İzleyicilere sıkıntı doğuruyor. Ulaike lehum rızkun malum. Onlar için bilinen bir rızık var. Rızık var. O zaten anlatılıyor. Bunlar da kendi yakınlarının yanlarına geldikleri için onların yediklerinden bunlar da yiyorlar. O ikramlardan bunlar da istifade ediyorlar. Bu rızık nedir? Fevaki, meyveler. Az önce Yahya ilgili ayetlerin meallerini okudu. Vahum mukramun. Bunlar da ikrama uğrayacaklardır. İkram göreceklerdir. Fi cennatin naim. Cennat-i Naim'de, nimet cennetlerinde. Niye? Çünkü inanan ve iyi iş yapanlar o Cennat-ı Naim'deler ya, onların yakınları da oraya, onların yanına gelecekler. Onların yanında bir başka cennette değil. Alâ sürrin mütekâbilin, karşı karşı oturarak işte koltuklarda karşılıklı oturacaklardır. Tamam, şimdi bundan sonrasını şey yaptık, bir de hurun ayn meselesi vardı değil mi? Yani sözü sen onu anlatalım diyordun. Vakıa suresinde hurilerle alakalı onunla ilgili ayetleri de okuyalım ve bugünkü dersimiz bitmiş olsun. Evet, bugünkü ayet ve lehum fiha ezvacun mutahhara, orada tertemiz hale getirilmiş eşler vardır derken bunlar bizim dünyadaki eşlerimiz. Niye mutahhara deniyor? Eğer eşimiz cehennemdeyse ne yapıyor Allah-u Teala? Onu arındırıyor, işte muhlas hale geliyor, ihlaslı hale getir. Temizlenmiş, arındırılmış hale getirerek cennete alıyor. Dünyada bir sürü, her birimizin beğenmediğimiz bir sürü huyları var, kötü huylarımız var. Onlardan da arındırılıyoruz tamamen. Arındırılarak cennete giriliyor. Mutahhara ifadesinden dolayı bu dünyadaki eşler. Ama bir de bizimle beraber olan huriler var. Kaçıncı sayfaydı? Ha, burada mı? Tamam. Açmışım zaten orayı. 534. sayfa. Bakın burada cennetleri şey es-sabikune sabikunu anlatırken Allahü Teala, yani o ilk önce cennete gidenleri, hiç cehenneme uğramadan cennete gidenleri anlatırken diyor ki yatufu aleyhim elhamdülillah yatufu aleyhim vildanun muhalledun, onların çevrelerinde muhallet erkek hizmetçiler dolaşır. Muhallet demek, yani onlar da ihtiyarlamıyor. Onlar da oranın cennetin şartlarına uygun bir şekilde bozulmayan, ihtiyarlamayan, yorulmayan hizmetçiler çevrelerinde dolaşıp duruyorlar. Bi ekvabin ve ebarika ve ke'sin min ma'in. Testilerle, ibriklerle, işte şeylerle, kadehlerle, mayinden doldurulmuş kadehlerle dolaşıyorlar. La yusadda'un anha, o içtikleri içkilerden dolayı baş ağrısı çekmeyeceklerdir. Ve la yunzifun, akıllar da gitmeyecek, yani saçmalama falan da olmayacaklar. Sarhoş olma diye bir şey yok. Ve fakihetin mimma yetehayyarun, tercih ettikleri meyvelerle çevrelerinde dolaşacaklar. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, beğendikleri kuş etleri, diğer etler de var. Zaten başka ayetlerde de var. Yahya okudu az önce onları.
Yatufu aleyhimin vildanın üzerine atfedilen ve hurun ayn. Çevrelerinde iri gözlü huriler de dolaşacaklardır. Kemtali lu'lu'il meknun, sanki istiridyenin içerisindeki inciler, saklı inciler gibi olan huriler. Cezaen bima kanu ya'melun, yaptıklarının karşılığı olarak. Şimdi bu huriler cennete giden kadının da erkeğin de çevresine dolaşacak. Bu onlara verilen yakın hizmetçilerdir. Burada esas husus şu var. Bu 535. sayfayı oradaki 62. ayetten itibaren okursak, hayır yanlış söyledim, 61'den hatta 60. ayetten itibaren okursak, oraya giden insanların durumunu o anlatıyor. Şimdi cennet o kadar büyük bir yer ki, işte genişliği gökler ve yer kadar diyor Allah-u Teala. O ki bir kişiye verilecek cennet olduğu anlaşılıyor. Gökler ve yer, yani 7 kat sema genişliğinde büyüklüğü ne kadar? Sadece güneş sistemi içerisinde dünya küçücük bir şey kalıyor. Samanyolu sistemi içerisinde hiç yer veremiyorsunuz. Öyle 100 milyar galaksi var diyorlar. Bu daha birinci kat sema. Onun üstünde ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat var ki bunların büyüklüğünü zaten hayal etmeye, bugünkü kelimelerle onları ifade edecek kelimemiz yok zaten bizim. Bakın bu birinci kat semayı ifade edecek kelimemiz olmadığı için ışık dili diye bir kavram kullanıyoruz. Başka bir şekilde ifade edemiyoruz çünkü. Peki bütün bunlarda zevkle dolaşıp yaşayacak bir insan şu bedenle olur mu? Mümkün değil. Onun için bakın Allah-u Teala burada diyor ki 60. ayette نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ. Sizin aranıza bir ölçü koyduk. Ölüm ölçüsü. Yani sizin vücudunuzu öyle bir ölçüde yarattı ki bu dünyada bu ölür. Bu sürekli yaşayan bir vücut değil. Sürekli yaşayan vücut, ahiretteki vücut. Bu vücut yaşlanır, ölür, hastalanır. Bu böyle bir vücut. Aranıza bunu bir kural olarak koyduk diyor. Ve ma nahnu bi mesbuqin. Biz geçilemeyiz. Yani siz bu kuralı bozamazsınız. Ölümü engel olamazsınız. Mutlaka öleceksiniz. Peki neden ölüm kuralını koyduk diyor? Ala en nubeddile emsalekum. Sizin tiplerinizi değiştirmek için. Peki hangi bir tip? Dünyada onun bir örneği yok ki Allah-u Teala ona göre tarif etsin. Hani hurilerin dünyada benzeri kadınlar vardır, onu tarif etti. Ama cennetteki kadınların dünyada hiçbir benzeri yok ki. Öyle tarif etsin. Cennete gidecek erkeklerin dünyada hiçbir benzeri yok ki. Allah-u Teala ona göre tarif etsin. Onun için bunu tarif etmiyor. Çünkü biz bunu anlayabileceğimiz bir karşılığı yok dünyada. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Evet, sizin tiplerinizi değiştirecek ve sizi yeni bir oluşumla oluşturacağız, inşa edeceğiz. Ama bilmediğiniz bir şekilde, bilmediğiniz bir biçimde. Şimdi cennetin bütün nimetleri kendisi için yaratılmış olan kadın ve erkek. Bütün cennet onun için yaratılmış olanla cennette olan nimet birbirine şey yapar mı? Yani şimdi hep söyleniyor işte huriler erkeklere verilecek. Peki kadınlar? Onlar kusura bakmasınlar. Avuçlarını yalasınlar. Güzel de neye dayanıyorsun? Neye dayanıyorsun? Söyle. Ben de anlayayım yani. Mesela وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينَ ayeti kelimesini onları iri gözlü hurilerle evlendirdik diye manevi anlamlandırıyorlar. Arapçada ba harfi ceri geldiği zaman evlenme manası olmaz. İşte bu surenin başında 3 ezvaç diyor. 3 grup insan diyor. Bu onların yakınlarına hurileri hizmetçi olarak verdik manasındadır. Peki sanki cennete sadece erkekler gidecek de kadınlar gitmeyecek. Hemen o anda kadınları istisna eder, erkeklere verirler. Peki kadınlar ne olacak?
Hayır güzel yani haşa Cenab-ı Hak öyle yapıyorsa bizim itiraz edecek halimiz yok da öyle değil. Ahzab 35. Hı? Ahzab 35 diyor. Ahzab suresi 35 diyor. Yok, neyse şimdi. 421. sayfada evet Enes Hoca. Enes Hoca şimdi bu işin mütehassısı olduğu için onun şeyini şey yapamayız şimdi. Kıramayız onu. Evet burada diyor ki Estağfirullah billah innel müslimine vel müslimat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Vel müminin vel müminat. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Vel kanitin vel kanitat. Allah'a itaatkar olan erkekler, itaatkar kadınlar. Vel haşiin vel haşiat. Allah'tan korkan erkekler, korkan kadınlar. Atladın mı? Ve sadıkine ve sadikat. Özü sözü doğru kadınlar ve erkekler. Ve sabirine ve sabirat. Sabreden kadınlar, sabreden erkekler. Vel haşiine vel haşiat. Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Allah için sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Ya da kendilerini yanlışlar karşısında tutabilen, kendine hakim olan erkeklerle kendilerine hakim olan kadınlar. Vel hafidine furucehum vel hafizat. Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar. Ve zâkirîn Allah'a kethîren ve zâkirat. Allah'ı çokça zikreden, Allah'ın kitabını, Kur'an'ı çokça okuyan erkeklerle çokça okuyan kadınlar. Bak burada hiç ayrım yapmadı. Kadın, erkek hepsi. Eaddallahu lehum mağfireten. Allah onlar için mağfiret hazırladı. Ve ecren azîma büyük bir karşılık hazırladı. Bak karşılık da kadın erkek ayrımı yok. Öyleyse o hürriyeler kadınlar içinde var, erkekler içinde var. Birbirinin eşi olma meselesi bu. Yani hiçbir erkek cennet kendisi için yaratılmış kadını bırakıp da huriye şey yapar mı? Ama bunlar en yakın hizmetçilerdir. İşte bakın bu ayeti kerimelere dikkat ederseniz daha şey olur. Diyor ki Allahü Teala nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu mesbuqin. Sizin aranızda ölüm kuralını koyduk. Bizi kimse geçemez. Yani bu kuralı kimse değiştiremez. Ala en nübeddile emsalekum. Sizin tiplerinizi değiştirmek için. Çünkü siz bu vücutta cennete gidemezsiniz. Gitseniz hangi nimetten yararlanacaksınız? Yok efendim benim şekerim var, benim memeğim var diyeceksiniz. Evet. Ama öyle bir şekilde değiştireceksiniz ki fîmâ lâ tâlemûn. Sizin bilmediğiniz bir şey. Bilmediğiniz şeyi nasıl anlatacak Cenab-ı Hak size? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى Siz ilk yaratılışı, ilk oluşumu biliyorsunuz. Yani bu dünyada nasıl yaratıldığınız gayet iyi biliyorsunuz. Hepinizin bildiği şey. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Keşke aklınızı kullansanız, şu bilgilerinizi kullansanız, şu insanı bu derece mükemmel, bu dünya şartlarında yaratan, acaba cennette ne kadar mükemmel yaratır diye hayal edersiniz. Evet. Demek ki cennetteki yeniden yaratılış, bizim hayal bile edemeyeceğimiz şekilde olduğu için orada Cenab-ı Hak cennete gidecek erkek de kadını tarif etmiyor çünkü anlayamayız onu. Neyse böylece dersimizin birinci bölümü bitirmiş olduk. Sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Birazcık ara veriyoruz.